Son iki sezonun şampiyonluğu karşı karşıya getiren bir maçtı. Sezonun da ilk derbisi. Maça baktığımızda şaşırtıcı derecede güç farkının olduğunu gördük. Galatasaray maçı mutlak hakimiydi. Karşılaşmanın ilk dakikasından 10 dakika verilen uzatmanın son düdüğüne kadar maçın hakimi Galatasaray'dı. 2 gol attı, pozisyonlar buldu. Üstelik de çok yüksek tempoyla oynamadı. Çünkü Galatasaray'ın aklı, fikri, zikri Avrupa Kupalarında. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu ve Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kendini atmak zorunda. Tamamen ona konsantre olmuş ama bu derbide bir fırsat doğmuştu Trabzonspor açısından. Çünkü Galatasaray'ın bu zihinsel olarak Avrupa'ya kaymasını fırsata dönüştürebilirdi. Ama sahada böyle bir Trabzonspor yoktu. Trabzonspor şampiyonluk ünvanını 2 sene önce taşımış olan Trabzonspor diye bir takım yoktu. Aslında kadrolar geldiğinde statta karşımıza baktığımızda Trabzonspor'un çok da kötü bir kadrosu yok. Bayağı önemli futbolcuları da var. Uğurcan var, Trezeguet var, Bakasetas var, Abdülkadir Ömür var, Umut Bozok var. Yani takımın çok üst düzey futbolcuları var. Ayrıca Eren Elmalı gibi, Benkoviç gibi yeni transferler var. Yani Larsen var. Yani Trabzonspor kağıt üzerinde iyi bir takım. Ha hoş, yedek kulübesi biraz zayıf. Ama yedeklere kalmadan ilk 11'inin futbolu zayıf, oyun kurgusu zayıf. Bielisa sınıfta kalmış. Yani geçen sezonun son bölümünde gelmişti ve bu sezon için çok iddialı cümleler sarf etmişti. Trabzonspor olarak fark yaratacağız demişti. Hiçbir fark yaratamamış. Trabzonspor bir adım bile ileriye gidememiş. Doğru düzgün organize hata yoktu. Bu kadar söyleyebiliriz. Yani Galatasaray Lig'in açık ara en güçlü forvetine sahip. 215 milyon euro civarında bir takım değerine sahip. Trabzonspor'un onun yarısı, 102 milyon euro. Yani iki katı değerinde bir kadro var Galatasaray'ın ama özellikle hücum hattı çok etkili. Ve Galatasaray'dan gol yiyebilirsiniz, goller yiyebilirsiniz, pozisyon verebilirsiniz. Bu normal. Geçen sene de derbilerde Galatasaray bu noktada derbilerin çoğunda bu farkını ortaya koyabildi. Fenerbahçe derbilerini alarak şampiyon oldu. Şimdi problem Trabzonspor'un futbolunda. Yani Galatasaray'dan gol yemesi değil. Trabzonspor'un gol atamaması, gol pozisyonu üretememesi. Organize bir tane atak olmaz mı? Yani Trabzonspor çok yerinde saymış değil, geriye gitmiş. 2 sene önceki Trabzonspor kadrosuyla alakası yok. Yani külahı önüne koyup Trabzonspor yönetimini ve teknik kadrosunun bu oyuncuları, kötü bir kadrosu yok. Bu oyuncuları tekrar nasıl motive edebilir, nasıl ileri taşıyabilir, oyununu ve oyun planını nasıl geliştirebilir buna kafa yorması gerekir. Yoksa Trabzonspor vasat bir sezona doğru yol alır. Galatasaray'da Avrupa maçı öncesi çok önemli bir maçı kazandı. Sezonunda ilk galibiyetini elde etti. Bundan sonrası artık tamamen Avrupa konsantrasyonuyla gidecek. Gruplardan sonra da Galatasaray lige yavaş yavaş ağırlığını verir diye düşünüyorum.